İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün 114. programımızı gerçekleştiriyoruz. İki konuğumuz var stüdyoda. Profesör Doktor Nurhan Yentürk ve Yakup Karabacak. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş bulduk. Evet, bugün konuklarımızla İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşları ve şirketlerinin harcamalarını 2006 yılından 2017 yılına kadar toplam 12 yıllık bir dönemin mali özetini ve önemli noktaları sizlere aktarmaya çalışacağız. Evet hocam, bu çalışma aslında eskiden beri yürüttüğünüz, özellikle de 2006'dan itibaren. Evet. Çünkü belediyelerin bilgileri, mali bilgileri 2006 yılından itibaren yayınlanmaya başladı. Aslında yerel yönetimlerle beraber 2006'dan itibaren yayınlanmaya başlamış. 2004 yılında çıkarılan bir yeni düzenlemeyle beraber, kanunla 5018 numaralı kanunla beraber biz de o zamandan beri özellikle sivil toplum kuruluşlarıyla beraber onların da ilgisini çeken sosyal harcamalar, sağlık harcamaları, askeri harcamalar karşılaştırma amacıyla engellilere yönelik harcamalar, çocuk gençlik harcamalarını izlemeye çalışıyoruz birçok sivil toplum kuruluşunun da katılımıyla. Belediye, şu anda 70'in üstünde. Evet, bir sivil toplum kuruluşu var. Kamu harcamaları izleme platformu diye bir platformumuz var. Daha çok son 2-3 senedir yerel yönetimlere yöneldik. En son giriştiğimiz alandır aslında. Orada da İstanbul Hepimizin girişiminin önemli teşviği olduğunu söylemem lazım. Onların da teşvikiyle böyle bir şeye giriştik Yakup'la beraber ve katılan diğer arkadaşların da önemli katkılarıyla birlikte böyle bir izleme yapıyoruz, yayınlıyoruz. Birçoğu internet sitemizde de var, görülebilir. Evet, çok yakın bir tarihte İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları arasında sosyal yardımlardan güvenliğe Türkiye'nin kamu harcamaları başlıklı bir kitap yayınladınız Yakup'la birlikte. 2006 ve 2017 yılları arasındaki bütün bilgileri buradan bulmak mümkün. Evet. Ocak ayında çıktı sanıyorum. Hayır, Eylül ayında. Eylül'de çıktı. Evet. Yakup'la beraber yerel yönetimlerle ilgili makalelerimiz var. Volkan Yılmaz, Boğaziçi Üniversitesi'nden arkadaşımızla da sağlık ve engellilere yönelik harcamalarımız var. Onun dışında güvenlik harcamalarına askeri harcamalar var. Onlar da ve sosyal harcamalar var. Evet. Şimdi tabii bizim bugünkü konumuz özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gelir ve giderlerindeki bu süre zarfında 2006 ile 2017 yılları arasındaki hem değişiklikleri ele alacağız hem de ne tür harcamalar yapıldığını incelemeye çalışacağız. Ama genel olarak Türkiye'deki kent belediyelerinin durumunu sen iyi biliyorsun ve kesin hesap cetvellerine hepsi için ulaşabiliyor muyuz? Nedir durum? Önce işin kontekstinden galiba bahsetmek lazım. Paradan bahsediyoruz. Hem gelir hem gider boyutuyla. Ama tabii bunun bazı siyasal ve demokratik yönetişim tartışmasına ilişkin tarafları da var. Yani takdir edersiniz ki yerel yönetim kent tartışması hem kıta Avrupa'sında hem de Türkiye'de daha çok neoliberal dönemle beraber esasında önem kazanmış bir tartışma. Yani 80'lerden bahsediyoruz. Bununla beraber Türkiye'nin yerel yönetimcilik deneyimi şüphesiz Tanzimat'la başlayan, bugüne kadar gelen çok da uzun sayılamayacak bir dönemde birikmiş durumda. Türkiye'nin yerel yönetim deneyimleri dünyadaki gelişmelerden tahminimizin çok ötesinde bence bir etkilenmeye sahip. Yani bilhassa Balkan Savaşı'ndan itibaren başlayan ekonomik yıkımın Anadolu coğrafyasında yarattığı etki, Cumhuriyet'in Ankara'yı ideal bir kent olarak dönüştürme ve inşa etme gayretleri, bütün bunlar Türkiye'nin yerel yönetimcilik anlayışına tesir etmiş ve sonrasında 2. Dünya Savaşı, neoliberalizm, temel küresel dinamikler. Türkiye bunların dışında kalmış görünmüyor. Şüphesiz bugüne ait yapılacak güncel bir tartışmanın da bence küresel etkileri itibariyle karşılık bulacağı taraflar var. Ama 80 sonrası açısından bilhassa bir çizgi çekeceksek Türkiye'nin yerel yönetim harcamalarına bir gazeteci spotuyla şunu söylemek yanlış olmaz. Biz inanılmaz derecede merkezi bir devletiz. Yerel yönetim harcamalarımız da bu tabloya uygun seyrediyor. Yanlış ifade etmezsem 2014 OECD verilerine göre OECD ülkeleri arasında bunun ortalaması %24'tü. Yanlış hatırlamıyorsam %21, affedersiniz %21. Türkiye'de ise 2010 yılından itibaren merkezi yönetimde, daha doğrusu genel yönetim harcamaları içinde, yani hem Ankara'nın hem de mahalli idarelerin toplam olarak yaptığı harcamaların içerisinde belediyelerin, mahalli idarelerin yaptığı harcama bizde genelde %11 ve %15 civarında seyrediyor. Bu şu anlama geliyor. Türkiye'deki harcamanın çok büyük bir kısmını Ankara ve Ankara'ya bağlı kuruluşlar, merkezi yönetim tarafından belirleniyor. Merkezi yönetim tarafından yapılıyor. Yani yerel yönetimlere ait bir tartışmayı yapmak ancak bu genel çerçevenin içerisinde bence Türkiye'de anlamlı sonuçlar doğurabilir. İfade ettiğiniz, sorduğunuz ikinci soruya gelirsek, kesin hesap cetvelleri bizim hem kamu harcamaları izleme platformunun hem de bu alanda çalışan diğer sivil toplum örgütlerinin, mahalli idarelerin harcamalarına ilişkin makul, elle tutulabilir bilimsel analizler yapması için birinci dereceden kaynak rolünde. Bu kaynağın eksiklerine, gediklerine belki ilerleyen dakikalarda biraz daha değiniriz. Ayrıca ama sorularım olacak o konuda. Yani şu soruyu şöyle cevaplayabilir miyim? Kesin hesap yönetim cetvellerine ulaşabiliyor muyuz? Ulaşıyoruz ama ne zaman? 2 yıl sonra. Ne kadarına ulaşabiliyoruz? Büyükşehir belediyeleri ve il ve ilçe belediyeleri yayınladığı ölçüde ulaşabiliyoruz. Ekstra nasıl ulaşabiliyoruz? Bilgi edinme kanunuyla ulaşabiliyoruz. Başvuruyorsunuz. Başvuruyoruz, evet. İlgili ana kent ya da il belediyesine kesin hesap cetvellerini talep ediyoruz. Ancak bu başvurulara geri dönüş oranı çok düşük. Nurhan Hocam'la beraber yaptığımız çalışmada da 20'ye yakın neredeyse Büyükşehir Belediyesi'ne biz başvuru yaptık. Ancak yalnızca 10 tane Büyükşehir Belediyesi'nden kesin hesap cetvellerini alma şansına sahip olduk. Şunu da son olarak bu bahiste söyleyeyim. Kesin hesap cetvellerinin nizamı ve metodolojisi itibariyle evet bir ortaklık var. Ancak mesele detayları söz konusu olduğunda il, ilçe, büyük şehirler arasında korkunç farkların olduğunu da söylemem lazım. Evet. Hocam, İstanbul'dan bahsediyoruz. Hı hı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi nasıl bir ekonomik büyüklüğe sahip? Şimdi yer yer rakamlara bakacağım. Yanılmamak için çokça rakamdan söz edeceğiz. 2017'de 19,5 milyar bir harcama yapmış İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Bu sadece Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir Belediyesi'nin 14 milyar da belediyeye bağlı iştirakler, şirketlerin yaptığı harcamalar var. 8,5 milyarda iki bağlı kuruluş olan İETT ve İSKİ'nin yaptığı harcamalar var. Evet. Toplam 42 milyar Türk lirası civarında bir büyüklükten söz ediyoruz. Ancak aslında çok ciddi bir rakamdan söz ediliyor. Tabii ki. Yani İstanbul şirketler, ilçe belediyeleri dahil zaten harcanan, yerel yönetimlere harcananın %30'unu oluşturuyor toplam Türkiye için. Dolayısıyla İstanbul'u incelemek, yerel yönetimlerin dağılımının %30'unu incelemek neredeyse gibi oluyor. Neredeyse Türkiye'nin 1/3 gibi diyebiliriz. %29'u. %30'u diyebiliriz, evet. Ve 26 tane şirketten bahsediyoruz. 26 tane de şirketten bahsediyoruz. Evet. Aslında 2006'dan sonraki gelişmelerde 2013 yılına kadar şirketlerin harcamaları Büyükşehir Belediyesi'nin harcamasından daha hızlı artıyordu. Hatta 2013 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi 8,5 milyar harcarken iştirakler 9,5 milyar bir harcama yapıyordu. Fakat son yıllarda özellikle 2016 ve 2017'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin harcamalarındaki artış, şirketlerin harcamalarındaki artıştan daha hızlı oldu. Bunun belirgin bir nedeni var mı? Evet, incelendiğinde esas olarak ulaştırma ve ayrı sistem altyapı hizmetlerindeki harcama artışından olduğunu görebiliyoruz. Faaliyet raporlarını esas alabiliyoruz bu konularda. Bu faaliyet raporlarında bunu açıkça görebiliyoruz. Harcama artışı kadar aslında hızlı bir gelir artışı söz konusu değil. Dolayısıyla bu son yıllarda da bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir zararı olduğunu, açığı olduğunu da, bütçe açığı olduğunu da görebiliyoruz. Evet. 1,5'tan 8,5'a yükselen de iki bağlı kuruluşun harcaması var. Bu bizi 42'ye getiren. Evet. Aslında 2013'te biraz önce sözünü ettiğim rakamlara baktığımızda 24 milyar dolar civarından 2017'de Türk lirasından 42 milyar Türk lirasına gelmişiz. Bu tabii ki cari fiyat, enflasyonu da içeriyor. Evet, bir de sabit fiyatlarla bir yaptığımızda da artış var. Değil mi? Artış, yani iki misli. Yine artış var. Sabit fiyatlarla da artış var. Tabii ki cari fiyatlarla artışı değil, daha çok sabit fiyatlarla artışa itibar etmek gerekiyor. Onun için biz de zaten her çalışmamızda sabit fiyatlı artışı veriyoruz. Daha önce gayri safi yurt içi hasılaya oranlarını da veriyorduk ama şimdi bu alanda çok değişmeler oluyor biliyorsunuz. Yeni yöntemler giriyor. Gayri safi yurt içi hasıla belirli bir yıldan sonra farklı hesaplanmaya başlandığı için geriye doğru bizi zorlamaya başladı. Onun için bütün belediye harcamaları, diğer harcamalarımız da sabit fiyatlarla hep veriyoruz. Biz bu şirketleşmeyi diğer belediyelerde de görüyor muyuz? Galiba bilhassa 2000'li yıllardan sonra yerel yönetimcilik tartışmalarında Türkiye basında şahsen benim en önemli gördüğüm başlık şirketleşme. Aslında anayasanın çizdiği bir limit var yerel yönetimler açısından. O da kabaca bize şunu söylüyor, yerel yönetimlerin giderleri ölçüsünde gelirleri olması lazım diyor. Ama az önce bahsettiğimiz o merkezi harcama trendi ve eğilimi, artan nüfus, girifleşen ekonomik ilişkiler vesaire yerel yönetimlerin giderleri ölçüsünde gelir bulmakta zorlandığı bir durumla karşı karşıya olduğunu bize gösteriyor. Bunu aşmanın en kolay yolu da galiba şirketleşme. Aşıyor mu? Çözebiliyor mu? Aştığını tam anlamıyla yani nereden baktığınızla alakalı esasında. Çünkü yerel yönetimlerin varlık tartışmalarına ilişkin meselelerden bir tanesi de şüphesiz o şehirde yaşayan insanların asgari düzeyde hayatlarını idame ettirebilecek fiziki ve ekonomik imkanları sunması da bu başlıklardan bir tanesi. Evet, şirketler belki hizmetin hızlanmasında, hizmet sayısının artmasında pozitif ivmeler gösteriyor olabilir. Ancak bütün bunları paranız olduğu ölçüde bu hizmetlere ulaşma şansına sahip oluyorsunuz. Yani üreten özellikle kullanıcı, tüketici açısından üreten bir yerel yönetim tartışmasından bugün itibariyle ana aks bizi satan yerel yönetim tartışmasına götürüyor. Dolayısıyla sorduğunuz soruya kendi adıma müspet bir cevap verme şansım yok. Belki evet nispeten iyileşmeler sağlanabiliyor şirketleşmeyle beraber. Ancak bu kamu hizmetlerinin ticarileşmesi ve satılması anlamına da geliyor çok açık. Burada da tabii kamusal bir karakterden ticari bir karaktere yöneliş var ve harcamalara baktığımız zaman neredeyse %50 diyebiliriz. Değil mi? Evet. Şirketlerde yapılan harcamayla belediyede yapılan harcamaları kıyasladığımız zaman. Son olarak bu meselede şunu da söylemek isterim. Genelde şirketler meselesini biz tabii İstanbul, daha çok İstanbul göz önünde olduğu için en fazla sayıda şirkette İstanbul'da. Ama siyasi yelpazenin bütün tonlarına sahip yerel yönetimlerimizde bir şirketleşme eğilimi olduğunu ilçe belediyeleri ve il genel meclislerinin dahi, il özel idarelerinin dahi iştirak olan şirketlerin kurulmaya başladığını söylemek lazım. Evet, burada siyasi parti ayrımı söz konusu olmaksızın böyle bir gerçekten bahsedebiliyoruz. Evet, hocam siz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2017 yılında 2016 ve 2017 yılında açık verdiğini belirttiniz. Evet. Bu açıklar nasıl kapanıyor? Nereden kapanıyor? Gelir gider denkleşmesi için tabii açık olduğu ölçüde borç alınıyor. Daha önceki dönemlerde dış borç daha ön planda iken şimdilerde özellikle İSKİ ve İGDAŞ'tan aktarılan kar paylarıyla kapatıldığını görüyoruz. İGDAŞ'tan 1 milyar TL borç almış durumda. Aynı şekilde 1 milyar TL İSKİ'den borç almış durumda. Ayrıca İSKİ'den 1 milyar 650 milyonda bir pay almış durumda. Kârdan pay almış durumda. Yani 2,5 milyar gibi. İSKİ su satıyor İstanbullulara. İGDAŞ doğalgaz satıyor gene İstanbullulara. Evet. Buradan bir kar elde ediyor ve o karın bir kısmını da kısmını pay olarak yani geri almamak üzere bir kısmını da borç olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne veriyor. Bu borç çok uzun vadeli bir borç anlayabildiğimiz kadarıyla metinlerden. Tam olarak göremiyoruz ne kadar vadeli aldıklarını. Ama evet, özellikle yani sözleşme olması mutlaka lazım herhalde, mutlaka ki özellikle son 2 sene bu iki kurumun kaynaklarına başvurma sanırım dış borç alma konusundaki zorluklar nedeniyle daha ön plana çıkmış ve buradan örneğin İSKİ toplam gideri 6,5 milyar Türk lirası olan bir kurum iken bunun 2,5 milyarı borç ya da pay olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne veriliyor. Bu tabii ki su fiyatlarının düşürülmesi açısından önemli bir sorun oluyor Türkiye'de. Bu aynı zamanda su fiyatlarındaki artışın da nedenlerinden biri olabilir. Sonuçta geliri giderini karşılamak zorunda. Evet. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan bu aktarımlar olmasaydı bunlar kadar bir su fiyatlarında bu oranlar kadar bir indirim yapılabilirdi. Evet, ben bu programa gelmeden önce kendi evimde ödediğim su fiyatlarını kontrol ettiğimde Mart 2018'de 2019 arasında neredeyse %27'ye varan bir artış olduğunu tespit ediyorum ki sizin de zaten kitabınızda buna ilişkin bilgiler var. Peki bir de planlananla gerçekleşen harcamalar arasında bariz farklar olduğunu tespit ediyorsunuz. Evet, bu aslında Türkiye'nin birçok kurumu için geçerlidir. Yani planlananla gerçekleşen arasında hep farklar olur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin daire başkanlıklarına da baktığımızda bu tür farklılıklar var. Fakat sürekli olması dikkat çekici oluyor. Yani bir daha yüksek olması. Yani burada en dikkat çekici bütün daire başkanlıklarına baktığımızda ki belediyenin temel işlerinden olan Fen İşleri Daire Başkanlığı örneğin bunlardan bir tanesi. Çevre koruma önemli, Sağlık Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı. Yine riskle ilgili deprem bölgesi olduğu için Deprem Yönetimi Daire Başkanlığı. Bunların biz 2013 yılından beri planlanan gerçekleşen karşılaştırması yaptığımızda sistemli olarak planlanandan çok daha fazla harcanmış bir daire başkanlığı çıkıyor karşımıza. O da Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı. Hep planlananın üstünde bir artış olmuş ve çok ciddi de bir artış eğilimi, trendi göstermiş. Bir iki rakam rica edebilir miyim? Şöyle, mesela 2017 yılı için baktığımızda 5. büyük harcama yapan daire başkanlığı oluyor. Birincisi Fen İşleri Daire Başkanlığı, ikincisi Raylı Sistem Daire Başkanlığı, sonra Mali İşler ve Destek Hizmetleri var. Ondan sonra hemen Park ve Bahçeler geliyor. Evet. Mali İşler ve Destek Hizmetleri daha içinde birçok alanın var olduğu, birçok hizmetin var olduğu, hatta mali işlerin bir hizmet yaptığı değil, diğer hizmet yapan birimlere kaynak aktardığını söyleyebiliriz. Bu ikisini çıkarttığımızda yani bir iş gören daire başkanlıkları anlamına baktığımızda 3. sırada oluyor Park ve Bahçeler Genel Müdürlüğü. Mesela biz toplam fen işlerine 3 milyar ayırırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, pardon gerçekleşmiş rakamları söyleyeyim, 3 milyar ayırırken 1 milyar 750'de park ve bahçelere ayırmışız. Ama tanımlanmış bütçesi 1,330. 1,300 tanımlanmışken 1,700 harcamışız. Ve Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın, İstanbul'un tüm Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın yarısı kadar bir park ve bahçelere harcamışız. Buna da şunu da dikkat etmemiz gerekir. Bunun içerisinde Çevre Koruma Daire Başkanlığı, yani su arıtma, bütün hıfzı vesaire gibi şeylerin de yapıldığı çevre koruma dahil değil. O ayrı ve park ve bahçelerin daha altında, aşağı yukarı yarısı kadar daha altında. Aslında bu Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı çok enteresan. 2013 yılı planına bakıyorum. 424 milyon lira. Milyonken 675 harcanmış. Yani bu hiç değişmemiş. Hep böyle. Sonra 2015, 2016, 2017 hep planlananın daha üstünde bir harcama olmuş. Bir de tabii buna yine şirketlerden Ağaç AŞ, yine önemli bir harcama yapan Ağaç AŞ de dahil değil. Evet. 2 tane şirket var herhalde. Evet, öyle. Bir İstaç sanıyorum. Bir de, bu 2 şirketin harcamaları dahil değil. Şimdi park ve bahçelerde bu sistemli artış planlanandan daha çok gerçekleşenin olmasının tam tersi eğilimini Deprem ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı gösteriyor. Örneğin 2013'te 34 milyon harcanmış, planlanmış 7 milyon harcanmış. Evet. Bu komik. Yani komik. İstanbul için gayet komik. Çok yüksek olduğu bir ülkede kentte harcanan, örneğin 2016'da 20 milyon harcanmış. Sahiden komik bir rakam. Yani 2016'da 1 milyar 200 milyon park ve bahçeleri harcarken 20 milyon harcayabilmişiz. 137 milyon ayrılmış olmasına rağmen sadece 20 milyonu harcayabilmişiz. Evet. Bu dikkat çekici bir şey. Sadece 2017 yılında bir 300 milyona çıkmış deprem var ve 2018 planı var. 2018 gerçekleşmesi henüz tabii yayınlanmadı. Son 2 yılda bir artış görüyoruz ama ondan önce gerçekten deprem harcaması son derece düşük, özellikle park ve bahçelerle kıyaslanınca. Evet, park ve bahçelerde 2018 planını söylemek gerekirse 1 milyar 235 milyon, depreme ayrılan, Deprem Daire Başkanlığı'na ayrılan rakam ise 1 milyar 22 milyon. Bu olağanüstü bir artış var. Bunun nedenini bilemedik. Yani bir önceki sene 400 milyon harcanmışken bu sene 1 milyara yükseltilmiş Deprem Daire Başkanı. Ama gene de park ve bahçelerin gerisinde. Bunu yani tabii demek ki gerçekleştirdik. Şöyle diyebiliriz bu rakamlar açısından. İstanbul'da en önemli konu park ve bahçeler. Öyle görünüyor. Yerel yönetim açısından, İstanbul yerel yönetimi açısından deprem bir numaralı sorun değil demek. Deprem ve onun yanı sıra biliyorsunuz sosyal belediyecilik çok ön planda, sağlık ve sosyal onların ortalamasına bakınca da düşük. Evet. Yani bütün bunlardan hareketle tabii ki siz bir de belediye harcamalarının amaçlarına göre dağılımının, yeni bir sınıflandırmanın son derece önemli olduğunu düşünüyorsunuz. Ben oraya geçmeden önce hemen Sayıştay konusunu, Yakup, sana danışmak istiyorum. Çünkü Sayıştay, evet, orada da bir takım problemler var ve denetimde detaylara giremiyor ama Sayıştay'ın da yerel yönetimler üzerinde bir denetim var. Hatta İstanbul'da bunun sonuçlarını da biliyoruz. İşte eleştirdiği ve zarar olarak kayda geçtiği bir takım harcamalar olduğunu biliyoruz. Nedir Sayıştay'ın denetimi? Sayıştay denetimi esas itibariyle usul yönünden bir denetim. Yani harcamaların yerindeliğine ilişkin bir çalışmayı şüphesiz Sayıştay yapmıyor. Yani gereklidir, gerekli değildir gibi bir ayrım yapamıyor. Ama alınan hizmetlerin genel raiç bedelleri üzerinden vesaire uzmanlar hesaplamalar yaparak hayır, yaptığınız bu harcamanın esas karşılığının bu olmaması gerekir yönünde bulgulara erişebiliyor. Evet. Ancak bu sınırlı denetimin bile ne kadar önemli olduğunu 2018 yılında yayınlanan Sayıştay raporlarında gördük. Esasında belediyenin iştiraki olan şirketler de 2010 yılından sonra Sayıştay denetimine tabi tutulmuşlardı ki bu çok önemliydi. Daha önce bu denetim yoktu. Daha önce şirketlerde bu denetim de yoktu. Şüphesiz şirketler bahsinde şunu belki söylemeyi unuttum, eksik bıraktım. Yani şirketlerin bilançolarına ulaşmak, belediyelerin kesin hesap cetvellerine ulaşmaktan üstelik daha da zor. Çünkü özel hukuk kurallarına tabi ticari faaliyetler olarak görülüyorlar. Ama nispeten 2010 sonrasında Sayıştay'ın bu denetimi şirketler üzerinde de haiz olunca 2018 yılında yayınlanan denetim raporlarında da bu şirketlerden birkaçının incelendiğini gördük. Ancak Sayıştay meselesinde galiba esas itibariyle önemli olan tarafı şu. Şüphesiz yerel yönetimler nezdinde İçişleri Bakanlığı'nın vesaire de hukuki vesayeti ve idari vesayeti söz konusu. Ancak bilhassa merkezi hükümetle aynı siyasal aidiyetlere, hassasiyetlere sahip merkezi yerel yönetimler üzerinde nispeten daha objektif olarak nitelendirilebilecek değerlendirmenin yapılabileceği şu an için tek merci Sayıştay'mış gibi görünüyor. Nitekim 2012-2013 16 raporlarının da 2018 yılında yayınlanmış olması esasında korkunç bir gecikmeye de karşılık geliyor. 2 yıllık bir gecikmeden bahsediyoruz. Ciddi önemli süreye ait bir gecikmeden bahsediyoruz. Sayıştay raporlarının oldukça detaylı olduğunu söylemem gerekir. Yani ilgilisinin girip okuması, bakması ve incelemesi gereken taraflar. Bu kaynaklara biz Sayıştay'ın internet web sitesinde ulaşmak mümkün. Ulaşabiliyoruz, inceleyebiliyoruz. Evet, yani denetim raporları olarak arattığında meraklıları yalnızca bir Google araması bile yeterli. Sayıştay raporlarına ulaşabiliyorlar ve oldukça da fikir verici olduğunu söylemem lazım. Ama en başta söylediğim gibi usul yönünden bir denetim yaptığı için Sayıştay şüphesiz kamu harcamaları izleme platformunun ve sivil toplumun yaptığı sınıflandırmalar ve tartışmalara tam anlamıyla eşdeğer bir tartışmayı Sayıştay yürütmüyor. Böyle bir iddiası da yok. Ama bizim ulaşmakta güçlük çektiğimiz bazı verilere Sayıştay raporlarından ulaştığımızı en basitinden belki birazdan konuşuruz. İSKİ meselesinde böyle ciddi bir kritik yakın zamanda. İSKİ'nin bazı harcamalarını Sayıştay eleştiriyor ve burada bir zarar söz konusu eleştirmesinin olduğunu, ötesinde hukuka aykırılık tespit ediyor. Benzer tartışmalar diğer mali idarelerin Sayıştay raporu denetimlerinde de mevcut. Evet, aslında yeri geldi. Hemen ondan bahsedebiliriz. İSKİ'nin özellikle bazı kuruluşlara ücretsiz su vermesini veya indirimli fiyattan su vermesini Sayıştay hukuken son derece yanlış ve hatalı. Bunu Nurhan Hocam cevaplasın ama izniniz olursa Sayıştay raporlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ve şirketlerle ilgili olan bir kısmı ben son olarak not etmiş olayım. Sayıştay'ın Büyükşehir Belediyesi'ne yönelttiği şirketlerle ilgili ortak sorulardan bence en önemlisi şirketlerin kar paylarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aktarılmaması. Yani birkaç şirket hakkında Sayıştay 2017 ve öncesinde İBB şirketleri hakkında bu denetimi yapmış ve hepsinde ortak soru bu. Şirketler kar paylarını neden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aktarmıyorlar? Evet. Bu indirimli su tarifesi uygulanan kuruluşlar, dernekler var, vakıflar var, spor kulüpleri ve iştiraklerin iştiraklere olanlar vermiyor. Evet, kanun mabetlere, eğitim kurumlarına, hastanelere, yurtlara indirimli bir su tarifesi uygulayabilecekleri hükmünü getirmiş. Tarifeyi tespit etme görevini İSKİ'ye vermiş. İSKİ ise tarifeyi tespit etme görevini tarife tespit edeceği kurumların, indirim yapabileceği kurumların alanını genişleterek biraz arttırmış yetkisini Sayıştay raporuna göre. Sayıştay neden hani kanunda belirtilmeyen bu kurumlara da indirimli su tarifesi diye verdiğinde bu kurumların önemli olduğunu, işte topluma yönelik hizmetler yaptığını söylüyor. Spor kulüplerinin, dernekler ve vakıfların ve iştiraklerinde daha çok dernek ve vakıfları ve spor kulüplerinin önemini vurguluyor. Fakat Sayıştay'ın bir hukuki bir inceleme yapan bir kurum olarak verdiği cevap net. Bu konuda belediyenin bir yetkisi yok ya da meclisin bir yetkisi yok. Yetkisi olmayan bir konuda bir kuruma indirim yapması kanuna ters gelmesi anlamına gelir. Eğer istiyorsa bunun önemini kanun yapıcıları anlatıp kanuna mabetler gibi, okullar gibi dernekleri de dahil etmesi gerekir diyor ve 17,5 toplam bir kayıp hesaplıyor. Aslında buna dikkat ettiğimizde bunun 9,5 milyarının belediye iştiraklerinden kaynaklandığını, yani şirketlere yönelik su indirimi, belediyenin iştiraki olan şirketlere yönelik olduğunu görüyoruz. Diğerlerinin ise dernek ve vakıf olarak geçiyor. Fakat hangi dernek ve vakıflara olduğunu görmemiz mümkün olmuyor. Evet, bir medyada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir faaliyet raporundan bahsedildi. Evet. Fakat bu faaliyet raporunu siz de bulamamışsınız. Biz de bulamadık. Sivil toplum kuruluşlarına, bazı okullara ve yurtlara yaptığı yardımlar. Bu yardım da oldukça yüksek rakamlı 847 yardım. Milyon basında yer alan haliyle, evet. 847 milyon liralık bir yardım. Yani işte son yıl 2019'da 19 milyarlık bir harcama yaptığını düşünürsek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 1 milyar gibi bir harcama var. Fakat yine raporun basına yansıyan kısmında gördüğümüz şey 2018 ve öncesi diyor. Yani ne kadar önceye gittiğini bilemiyoruz. Bu 5-10 yıllık kaç yılı kapsadığını göremiyoruz. Ve nelere yönelik bir harcamalar olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Biz çünkü birazdan geleceğiz. Bu yeni bir dağılım, yeni bir sınıflandırma hemen oraya girelim. Önerirken de evet. Bunun üstünde durduk. Yani bu sınıf, biraz sonra söyleyeceğim, bu sınıflandırmaya göre dağılımların ne kadarı bu tür vakıflara ve derneklere gitmiştir, onu ayırt etmemiz mümkün değil bu raporu görmediğiniz evet. için. Görsek belki yeni olabilir. Yeni bir sınıflandırma evet. öneriniz var. Evet. Amaçlarına göre diyorsunuz evet. harcamaların dağılımını ele almamız evet. lazım. Bundan neyi kastediyorsunuz? Evet. Ve böyle bir dağılım yaptığınız zaman yüzde olarak nasıl evet. bir sonuç çıkıyor? Evet. Şimdi bu biraz önce sözünü ettiğimiz 5018 sayılı kanun fonksiyonel ve ekonomik diye iki dağılım getiriyor. Bu Avrupa Birliği ile de uyumlu bir dağılım. Bunu hem merkezi yönetimler hem yerel yönetimler yaptıkları harcamaları buna göre sınıflandırıyorlar. Yani ekonomik dağılıma baktığımızda biz harcamanın ne kadarı personele gidiyor, ne kadarı yatırıma gidiyor görebiliyoruz. Fonksiyonel dağılıma baktığımızda harcamanın ne kadarı sağlığa gidiyor, ne kadarı eğitime gidiyor görebiliyoruz. Birincisi daha ekonomik harcamaları içerirken, ekonomik anlamda dağılımı sınıflandırırken diğerleri fonksiyonlarına göre. Fakat bu hem merkezi yönetim hem yerel yönetimler için düşünülmüş bir dağılım olduğu için yerel yönetimlerin çok önemli harcamalarını böyle bir arada görmek zorunda kalıyoruz ki o da bize yeterince bilgi vermiyor oluyor. Evet. Özellikle ulaştırmayı ayrı göremiyoruz. Bu ne ekonominin içerisinde ne fonksiyonelin içerisinde ulaştırma harcamalarını ayrı göremiyoruz. Güvenlik harcamalarını ayrı göremiyoruz. Acil durum harcamalarını ayrı göremiyoruz ki bunlar ki ulaştırma biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin biraz önce de konuştuk en yüksek harcaması. Yerel yönetimler için ayrı görülmesi önemli bir şey. Biz o nedenle var olan fonksiyonel dağılıma mümkün olduğu kadar bağlı kalarak bunların içerisinden ulaştırma, güvenlik ve acil durumu ayırmaya çalıştık. Daire başkanlıkları üzerinden gittik. Raylı sistem, yol bakım ve ulaşım daire başkanlıklarının harcamalarını ulaştırma olarak sınıfladık. O başlık altında. O başlık altında. İskan tabii çok önemli. Bütün fen işleri, imar, şehircilik, emlak yönetimi dairelerini zaten İskan'da tuttuk. Güvenlik, zabıta güvenlik var. Acil durumda da deprem ve itfaiyeyi birleştirdik. Evet. Ve yaptığımız kitapta da yayınlanan bu amaçlarına göre dağılım önerisini hangi daire başkanlıklarının nerelere girebileceği yönünde fonksiyonel dağılımdan nasıl bir farklılık gösterdiğini tablolar altında da koyduk. Yani elinde kesin hesap cetveli olan herhangi bir belediyenin ilgisini çeken bir sivil toplum örgütü, bir vatandaş eğer kesin hesap cetvellerini bulup indirirse bu dağılımı uygulayabilir. Nitekim biz elimize geçen 10 Büyükşehir Belediyesi için bu dağılımı uyguladık. O sonuçlara daha sonra değiniriz. Evet. İstanbul için bakalım. İstanbul için baktığımızda %26 en yüksek ulaştırma, %24 de iskan. Yani aslında toplarsak %50'si iskanla ulaştırmaya gidiyor. Geri kalan hepsi diğer bütün sosyal yardım, sağlık, acil durum, dinlenme, kültür, din, çevre gibi oluyor. Bu %50'yi bir köşeye bırakıp diğer %50'sine baktığımızda ise bunun %12'si de çevreye gidiyor. Bu çevrenin içinde hem park ve bahçeler var hem diğer çevre ile ilgili harcamalar var. %12'si de park ve bahçelerden kaynaklı bir yükseklik bu. Buna gidiyor. Sağlık örneğin %1,5. Sosyal yardım %5. Dinlenme kültür %4,6 gibi gayet düşük. Kaldı ki buradaki %5,3'lük sosyal yardımı biz fonksiyoneldeki sosyal yardımı belediyenin kendi kendisine ben şu kadar sosyal yardım yapıyorum dediği harcamaları daha geniş olarak düşünüp hane halklarına yapılan transferleri, diğer başkaca cari transferleri katarak yükselttik. Yükselttiğimiz zaman ulaştığımız rakam %5.3'lük bir sosyal yardım yaptığı, sağlığın oldukça düşük olduğunu görebiliyoruz ve bunu diğer bütün belediyeler için uygulanabilir olarak öneriyoruz. Bir başka programımızda bunun Avrupa'daki gelişmiş Batı ülkelerindeki örnekleriyle kıyaslamasını onun için çalışmamız lazım. Yaparız. Zaten bugünkü programımızda yeteri kadar zamanımız olmayacak öyle bir çalışmaya. Evet, şimdi buradan hareketle bu ulaştırma giderlerinde aynı zamanda Ulaştırma Bakanlığı'nın da harcamaları var. Ve bunlar da neredeyse yani toplam harcamanın %50'sini Ulaştırma Bakanlığı yapıyor, %50'sini de İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Yani ulaştırmaya çok büyük bir para gidiyor anlaşıldığı kadarıyla. Evet, şimdi bu raylı sistem şu an hali hazırda 150 kilometre kadar bir raylı sistem varmış İstanbul'da. Bir 150 projesi, uygulama projesi devam eden var ve 400 kilometreye ulaşılacak gibi bir hedef var. Dolayısıyla bunu şunun için vurgulamak istiyorum. Bu raylı sistem nedeniyle artan belediye harcamalarında bir artış devam edecek. Borçlar bölümüne geldiğimizde biraz buna değiniriz. Daha önce bunlar proje bazlı borç alınıyordu ve uzun dönemde geri ödeniyordu. Fakat son yıllarda bu dış borç, özellikle dövizdeki yükselme nedeniyle de, belki ekonomik durumlar nedeniyle de dış borç bulması İBB'nin de zor oluyor olabilir. Daha çok iç borça dönmüş. 1.240 kilometrede, yani 400 kilometre. İç borcu nereden alıyor hocam? Bankalardan, ama şu sıra biliyorsunuz son 2 yıl İGDAŞ ve İSKİ'den de alıyor aşağı yukarı birer milyar. 1 milyar kadar da dışarıdan almış borcu. Bu 400 kilometreye ulaşacak. 140 kilometre de ayrıca bakanlık tarafından yapılması planlanıyor. Yani tam yarı yarıya değil, ama zamanı nasıl yayılacaklarını o kadar net göremiyoruz bu planların. Hani ama yarısından daha fazla bir miktar da bakanlık tarafından yapılacak bir raylı sistem olarak gözüküyor. Evet, ulaştırmada tabii ki özel şirketlerin de bir payı var. Onlara mesela bu özellikle deniz ulaştırmasında kullanılan motorlar, halk otobüsleri vesaire, bunların hepsi ayrı özel şirketler. Yani şeyin iştiraki olmayan, belediyenin iştiraki olmayan. İki tane ayrıca belediyenin şirketi var. Ulaşım AŞ ve Otobüs AŞ, ki bunların da kar ettiğini biliyoruz. Evet. Şimdi son dakikalarımıza giriyoruz. Programımızda bir 5-6 dakikalık zamanımız daha var. Hemen İETT'ye gelelim. İETT'nin gelirlerinin nerelerden olduğunu biliyoruz. Fakat şimdi bütün bu özel şirketlerde herhalde İETT'ye bağlı değil mi? Onun üzerinden mali 2016'ya kadar öyleymiş. 2017 yılında değiştirmişler. Yani biz 2016'ya kadar gidip örneğin herhangi bir motor için İETT kartı bastığımızda, İstanbul kart bastığımızda bunların hepsi İETT'ye gelir olarak girip belirli bir zaman sonra ilgili şirketlere bu red ve iade olarak veren şirkete ona verilmekte. Onların da geliri olmaktaymış, giderini karşılamaktaymış. Yani orada bir sorun var. Biz yani hem İETT'de o gelirleri görüyoruz, hem de harcama olarak yine İETT'de görüyorduk. Görüyoruz, ama red ve iadelerde onun çıkışını gösteriyor bize. Hala görebiliyor muyuz bunu? Çünkü yani görüyoruz ama çok küçük. Çünkü 2017 yılından itibaren bu uygulamadan vazgeçilmiş, yeni bir teknoloji kullanımıyla artık biz motora bindiğimizde bastığımız İstanbul kartın parası doğrudan o ilgili şirkete, eğer şeyin vapuruna biniyorsak ona, hepsine ayrı ayrı hızla giden. Dolayısıyla bu ödemeleri orada merkezde İETT'de toplanıp sonradan red ve iade şeklinde çıkmak ve oraya transfer edilmek uygulamasından vazgeçilmiş, kurtulunmuş, çıkılmış nasıl dersek. Ama İETT İSKİ'ye göre 2 milyar civarında bir harcaması olan bir kurum. Çok nadiren açık vermiş. Son yıl 2017'de açık vermiş durumda. İETT. İETT, İBB Büyükşehir Belediyesi'nden çok küçük bir hibe alıyor. Evet. Ona rağmen açık vermiyor. Şimdi ben hemen bu özellikle İstanbul dışındaki belediyeleri incelediğin için sormak istiyorum. Gerçi 2014 sonrasına ilişkin rakamsal veriler elimizde yok ama dikkat çekici titizlikte hazırlanmış bir belediye örneği var mı Türkiye'de? Var. Nurhan Hocam'ın ifade ettiği bu kesin hesap cetvellerinin hazırlanmasındaki uluslararası nizam şüphesiz bizim diğer belediyelerimizde de uygulanıyor. Ancak bu nizamın enteresan bir tertibi var. Çünkü sonsuza uzanan detayda harcamaları gösterebiliyorsunuz. Burada belediyenin ilgili biriminin, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'nın veya Kesin Hesap Daire Başkanlığı'nın zannederim inisiyatifini kullanması önemli bir fark yaratıyor. Çünkü İstanbul gibi Türkiye'nin en büyük büyükşehir belediyesinin kesin hesap cetvellerinden daha uzun bir kesin hesap cetveli biz 2014 verileri öncesinde bulduk. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin o detayda verdiği kesin hesap cetvelleri gerçekten harcamaların, kamu harcamaları izleme platformunun da işaret ettiği o yeni sınıflandırma, bizim sınıflandırma dediğimiz sınıflandırmaya göre tertibini inanılmaz derecede kolaylaştırıyor. Bununla beraber kesin hesap cetvellerini yayınlamayan, yayınlasa bile çok kısa yayınlayan başka anakent belediyelerimiz de var. Ancak biz 2014'e kadar bu verileri yapabildik. Derleyebiliriz. Kabaca şunu söylemek mümkün olur. Hocam bilmiyorum itirazınız olur mu? Yani esas itibariyle yerel mahalli idarelerimizin harcamalarındaki temel öncelikler birbirine oldukça yakın. Evet. Fen işleri, altyapı hizmetleri, ulaşım hizmetleri, yani bizim temel belediyecilik hizmetleri dediğimiz hizmetler. Bununla beraber esas farklılaştırmayı yaratan başlıklar ise kamu harcamaları izleme platformunun işaret ettiği diğer tematik başlıklar. Yani sağlık harcamaları, eğitim harcamaları, sosyal harcamalar. Bu konuda da çok büyük istisnalara denk gelmedik. Yalnızca kayyum öncesi dönemde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin harcamaları içerisinde sağlık harcamaları İBB'ye göre mesela daha yüksek çıkmıştı. Oran olarak. Ama genel olarak yerel yönetimlerimizin benzer eğilimlerle ve önceliklerle harcamalar yaptığını söylememiz mümkün görünüyor. Evet. Hocam İstanbul'un deprem harcaması Türkiye'de karşılaştırma yaptığınız diğer büyükşehir belediyelerine göre 7. sırada çıkıyor. Evet. Çok ne demek bu? Nasıl olabilir bu? Evet, bir miktar itfaiye harcaması yüksek olduğu için olabilir ama oradaki acil durumdur. Evet. Yani hem deprem hem itfaiye var orada ve ona rağmen 7'de. İtfaiye harcaması çünkü depremin çok üstünde İstanbul'da da ama evet, ikisini bir aldığımızda rakam olarak diyorsunuz değil mi? Evet, evet. Rakam olarak. Evet, düşük. Evet. En yüksek Aydın çıkıyor. Evet. Mesela kuvvetle muhtemel yangın söndürme hizmetlerinden kaynaklı, turistik bir bölgenin merkezinde olabilir, olduğundan kaynaklı. Orman yangınlarını vesaireyi kastediyor. Mesela yoksa Aydın'da deprem harcamasının daha yüksek çıkmasının başka makul bir nedeni olamaz. O da incelenmesi gereken konulardan birisi. Şüphesiz. Şimdi sizin raporunuzda karşılaştırma yaptığınız 10 büyükşehir belediyesini hızla sıralıyorum. Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Ordu, Samsun. Doğrudur. Bunların arasında Eskişehir yok. Neden Yakup? Eskişehir Belediyesi'nden, Büyükşehir Belediyesi'nden kesin hesap cetvellerini bilgi edinme yasası kapsamında istedik. Evet. Ancak bize ısrarla kesin hesap cetveli diye başka nizam tabloları geldi. Ve hani Türkiye'de belediyecilik anlayışında nispeten bir farklılık arz ettiği düşünülen, üstelik Eskişehir gibi bir şehrimizden belediye harcamalarının kesin hesaplarını alamamak bizim açımızdan da enteresan bir deneyimdi. Evet, bugünkü yayınımızda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden talep ettiğimizi söyleyelim. Ve onlardan doğru dürüst hesaplarını artık göndersinler. Yalnızca biz de talep etmiyoruz. Bütün belediyelerimize ve belediye başkan adaylarımıza da çağrımız olsun. Tabii. Rica ediyoruz. Bizim istememiz değil, internet sitesine konulması önemli. Tabii. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hesapları bütçesi, kesin hesapları hiçbir talebe gerek duymaksızın internet sitesinden indirilebilir. Ve bunu da olumlu bir not olarak söylememiz gerekiyor. Diğerlerinde doğrusu hepsini bunu görmedik. Belediye başkanı değişince eski hesapların siteden var olanların bazen kaldırıldığını da öğrendik. Evet. Peki sivil toplumun izleme ve denetleme olanağı ne kadar var? Çünkü siz evet KAHİP'te 70 küsur kuruluş bir araya geliyorsunuz, çalışmalar yürütüyorsunuz. Gerçi bu son kitap yani 2016-2017 toparlaması esas olarak sizlerin Nurhan Hoca ile birlikte gerçekleştirdiği bir çalışma. Ama sivil toplum, bir de tabii sivil toplum ne kadar bu konuda heyecanlı? Önemli olan kısmı galiba ikincisi. Ben bu soru ne zaman yöneltilse, yani ironik olarak kendimden örnek vererek söylüyorum. Yani kendi cüzdanının hesabını zor tutan alan dışı biri olarak ben bu izlemenin bir parçası olabiliyorsam, merak duyan herkes bu izlemeyi kesin hesap cetvellerine ve faaliyet raporlarına ısrar edip ulaşarak yapabilir. Bunun önünde hiçbir engel. Bu konuda hemen sizin hazırlamış olduğunuz ve şu anda da internette de yayında olan bir kılavuz var değil mi hocam? Büyükşehir Belediyesi, STK'lar için Büyükşehir Belediyeleri harcamalarını izleme kılavuzu. Evet. Orada da bu şeyi de yapmış olduğumuz yeni amaçlarına yönelik önerimizi de, izleme önerimizi de detaylı olarak vermiş durumdayız. Ayrıca son 2 senede hep yerel yönetimlerle ilgili bilgilerimizi aktarmak, tartışmak için kamplar yaptık. Biz kamu harcamaları izleme kampı diyoruz bunlara. İlgi çeken daha çok bu oluyor şu sıralar. Merkezi yönetimin yaptıklarından çok yerel yönetimlerin. Farklı yerlerden de geldiler. Farklı şehirlerden katılımcılarımız da oldu. Siz de vardınız zaten. Yakup'la ben de vardık. Çok çeşitli gruplar da oluyor. Çünkü öğrenciler örneğin bilet fiyatları ile ilgili bir şey yapmak istiyorlar. Nasıl izleriz diye geliyorlar. Sağlıkça veterinerler geliyor örneğin hayvanlarla ilgili harcamaları izlemek için yerelde. Yerel gittikçe önem kazanmaya başladı diyebiliriz. Hemen şunu sormak istiyorum. Son sorum olacak. Siz Eylül ayında Türkiye'nin kamu harcamaları 2006-2017 kitabını yayınladınız. Evet. Ondan sonra da bu çalışmaya devam ediyorsunuz. Tabii. Bunun ürünlerini biz nerede bulacağız? Nerede okuma fırsatımız olacak? Şimdi örneğin burada bugün o kitapta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2015 yılında biterken bugün sizlerle bu programda 2017'ye kadar getirilmiş harcamalara değinebildik. Daha önce yine bir başka program yapmıştık. Orada sosyal harcamalara aynı şekilde değinmiştik. Şimdilik tartışma ve akademik makaleler şeklinde bunu sürdürüyoruz. Daha sonra ortam el verdiğinde yine kamu harcamaları izleme platformunun yayınları olarak koyabiliriz. Koyacaksınız. Evet, ben hemen bütün bu çalışmalardan çıkan sonuçları kısaca özetlemek istiyorum. Merkezi yönetim faktörünün son derece önemli ve etkili olduğunu belirtiyorsunuz. Aynı zamanda yerel yönetimlerin de merkezileştiğini belirtiyorsunuz. Buna bir başka programımızda mutlaka değinmemiz gerekiyor. Çünkü özellikle büyükşehir belediyelerinin ilçe belediyeleri üzerinde merkezi bir faaliyet yürüttüğü. Bilhassa imar planlarında. Evet. Birçok belediye gelir ve giderlerini internette yayınlamıyor. O nedenle ulaşamıyoruz. Harcamaların sınıflandırılmasını bilmiyorlar. O konuda yeni bir öneriniz var. İstanbul'da metro hatları finansman modeli dar gelirlerin aleyhine. Bunu da bir başka programda ele alırız. İSKİ gelirlerinin %27'si İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıklarının kapatılmasında kullanılıyor. Bu nedenle musluk suyunun ücretsiz olması veya ucuzlatılması İstanbul için bir hayaldir diyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Bir tek düzeltme yapayım. Belediyelerin gelir ve giderlerini görüyoruz. İstediğimiz ayrıntıda. İzleme yapabilir. Kaba olarak hepsi yayınlanıyor. Çünkü hepsinin faaliyet raporu yine kanunen konuluyor. Ama kesin hesap ki bizim bu ayrıntıyı görmemiz için gerekli, onları bulamıyoruz. Evet, ben tabii bunu belirtirken internette de yayınlanmadığını belirttim. Çünkü bir kısmı yayınlıyor İstanbul kesin hesapların yani daha ayrıntılı bir bilginin yayınlanması önemli. Evet. Efendim bugün Şehir Hepimizin programında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşları ve şirketlerinin harcamaları üzerinde durduk. Gelecek hafta yeni bir Şehir Hepimizin programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız.